geldiniz. Bulabildiğim en uygun mekan burasıydı arkadaşlar. Dolayısıyla burada bir canlı yayın yapmaya karar verdim. Çok uzun olmayacak. Kısa bir canlı yayın olmasını umuyorum. DGS sonuçlarınız açıklandı. Sonuçları videonun altına bir link koydum arkadaşlar. Sonuçları o linke girmenizi istiyorum. DGS sonuçlarınızı linke girin. Umarım sonuçlar istediğiniz gibi gelmiştir arkadaşlar. Yani DGS sonuçları umarım istediğiniz gibi olmuştur. Tabii ki sonuçlarla ilgili konuşulması gereken bazı durumlar var. Bunları da beraber konuşacağız. DGS sonuçları ile ilgili ne tahmin ediyorduk, neler geldi, ne yapabiliriz bundan sonra, bundan sonra yapabileceğimiz tercihler, tercihlerimizi nasıl yapacağız? Bununla ilgili tabii ki tercihlerde size yardımcı olacağım ben. İlerleyen günlerde arkadaşlar sonuçlara geçmeden önce kısa bir açıklama yapayım. Sonuçlara geçeceğim. İlerleyen günlerde birkaç gün içerisinde olabilir. Tercih listesi paylaşacağım size. Tercihlerinizi oraya girmenizi istiyorum. Tercih listesine tercihlerinizi gireceksiniz. Yardımcı olacağım. Yani tercih listesini ben paylaştıktan sonra tercihlerinizi girersiniz. Ondan sonra size yardımcı olacağım arkadaşlar. Tamam. Şu an için yapabilecek bir şey yok. Artık sonuçlar açıklandı arkadaşlar. Yani bunun için şöyle olsaydı, böyle olsaydı, işte şu kadar net yapsaydım, iki tane daha fazla yapsaydım filan gibi bir şey söylemenin de bir anlamı yok. Bazı arkadaşlar bir netle kaçırmış olabilirler. Ben kendi baktığımda sonuçlara belki bir iki net yapsa kesin olarak gelebilecek yerleri bir iki netle kaçırmış olan arkadaşlar var gibi duruyor ama belli olmaz. Burada baktığımızda arkadaşlar videonun başlığına da zaten baktığımızda görebilirsiniz. 2021 DGS'nin özeti puanların iyi olduğu, puanların iyi olduğu ama sıralamaların kötü olduğunu bize gösteriyor. Bu ne anlama geliyor? Yani iyi bir puan almasına rağmen, örnek veriyorum, geçen sene benim sayısaldan öğrenci 301 puan aldı. 301 puan. Biz onunla videoda çektik hatta. 301 puanla 1200. oldu arkadaşımız. Bakın 301 puanla sayısalda 1200. oldu. Videoyu çekmeden önce yine bir öğrencimle konuştum. 305 puanla 1900. olmuş. Yani sayısalda 4 puan arttırmasına rağmen sıralamalarda daha geriye attığı gözüküyor. Bu ne demek arkadaşlar? Yani puanlar iyi gelmesine rağmen sıralamalar neden böyle oldu? Şimdi ben size puan hesaplamalarının, özellikle sayısal puan hesaplamalarının 2019'a göre yapılması gerektiğini size söylemiştim. Puan hesaplamanızı yaparsanız arkadaşlar 2019'a yakın bir puanınızın geldiğini göreceksiniz. Bakın puanlar 2019'a yakın geldi. Ama sıralamalar 2019'dan daha kötü. Bu ne demek? Sınavın 2019 ayarında olduğu anlamına geliyor bu. Sınav 2019 ayarında bir sınav ama insanlar 2019'dan daha iyi netler yapmışlar demek oluyor bu. Yani sınav 2019 ayarında olsa bile pandemiden dolayı insanlar evde oturuyorlar. İşte insanlar belki daha çok ders çalışıyorlar. Öğrenciler belki daha çok ders çalışıyorlar. Yani bunu gösteriyor. 2019 ayarında bir sınavdan bahsediyoruz ama daha iyi çalışan, daha bilinçli bir DGS kitlesinden bahsediyoruz burada. Yani DGS kitlesi gün geçtikçe daha çok bilinçleniyor. Daha çok nasıl çalışması gerektiğini görüyor arkadaşlar. Yani bundan 3-4 yıl önce DGS ile bir yeri kazanmak daha kolayken şimdi insanlar daha çok bilinçlendi. Özellikle pandemiden dolayı insanlar evde duruyorlar. Yani evde oturuyorlar. Bu insanların canları sıkılıyor. Evde bir gün oturuyor, iki gün oturuyor. Ondan sonra bu insanlar ders çalışıyorlar arkadaşlar. Yani dolayısıyla 2019'a yakın bir sınav. Sonuçlar da bunu gösteriyor. Puanlar da bunu gösteriyor. Ama sıralamaların nasıl olabileceğini kimse bilemeyeceği için bunu zaten bilmemiz bizim mümkün değil. Sınav 2019 ayarında, puanlar da 2019 ayarında. Nasıl söylediysek öyle geldi. Ama insanlar daha iyi yapmışlar, öğrenciler daha iyi çalışmışlar arkadaşlar. Yani onu söyleyeyim. Daha iyi bir DGS kitlesiyle, daha bilinçli bir DGS kitlesiyle karşı karşıyayız. Bunu gösteriyor. İlerleyen yıllarda, gelecek sene mesela kazanmanın daha zor olabileceğini, gelecek yıllarda kazanmanın daha zor olabileceğini size söyleyebilirim.
Çünkü öğrenciler daha çok bilinçleniyorlar, daha çok net yapıyorlar. Yani önceki yıllarda adam mesela 30-35 tane yapsam yeter bana diyordu. Ama şimdi insanlar artık 45 üstü hedefliyorlar. Yani geometri hiç çalışmayan insanlar şimdi geometri çalışıyorlar arkadaşlar. Yani bundan dolayı sıralamalar çok değişti arkadaşlar. Yani bu böyle gider. Yani DGS öğrencileri bilinçlendikçe arkadaşlar puanlar iyi gelse bile burada bizim için sıralamalar çok önemli. Hangi sıralamaları baz alacaksınız? Ben size onu da söyleyeyim. 2020'yi değil de 2019 ve 2020 karışımı bir sıralamayı baz almanızda sizde fayda var. Yani eşit ağırlık için bunu söyleyemem. Hukuk için zaten bunu söylemem mümkün değil. Ama sayısal için 2019-2020 karışımı bir sıralamayı baz almanızda fayda var. Puan mı sıralama mı? Burada sıralama önemli. Kişi mesela 270 gelmesi gerekirken 280 gelmiş ama sıralaması daha düşük gelmiş. Burada bizim için önemli olan sıralama. Sıralamaları veren bir site pek yok. Bir tane site var sanıyorum. Yani onu arayıp bulacaksınız arkadaşlar. Sıralamalara bakmanız gerekiyor. Yani ÖSYM'ye burada baskı yapmak gerekiyor. DGS sıralamaların açıklaması gerekiyor. Yani mesela bilgisayar mühendisliği kaç binle kapatmış? Sıralamalar çok değişmiyor arkadaşlar. Yani burada sıralamalar çok önemli. Diyelim ki hemşirelik kaç binle kapatmış? Buna bakmamız gerekiyor. Dolayısıyla puanlarınız iyi ama sıralamalarınız kötü. Hem puana hem sıralamaya baz alarak tercih listesini hazırlayacaksınız arkadaşlar. Tercih listesi ile ilgili de bakın birkaç gün sonra ben size örnek bir tercih listesi paylaşacağım ve Word olarak paylaşacağım. O tercih listesini benim istediği göstereceğim şekilde dolduruyorsunuz. Bana Instagram'dan gönderiyorsunuz arkadaşlar. Fırsat buldukça bütün arkadaşların tercihlerine ben yardımcı olacağım. Bundan tercihler için herhangi bir yere gidip bir ücret ödemenize de gerek yok arkadaşlar. Buna gerek yok zaten. Ben elimden geldiği kadar vakit buldukça size tercih listenize yardımcı olacağım. Tercih listesini size göndereceğim Word olarak. Siz onu dolduruyorsunuz ve tercihlerde size yardımcı olacağım arkadaşlar. Gelirse gelir, gelmezse gelmez. Videonun altında bir link var arkadaşlar. Sıralamalarınızı ve puanlarınızı o linke girmenizi istiyorum. Yine o linkte bizle beraber rehberlik videosu çekmek isteyen arkadaşlar için orada bir buton bıraktım. Oraya da doldurmanızı istiyorum. Size ulaşabilmemiz için bilgilerinizi girmeniz gerekiyor arkadaşlar. İnşallah yani sonuçlar artık nasıl diyelim istediğiniz gibi mi geldi gelmedi mi? Yine YouTube'da bir anket paylaştım. Anket paylaştım size. O anketi de doldurun arkadaşlar. İstediğiniz gibi mi geldi, gelmedi mi? Puanlar istediğiniz gibi gelmiştir. Bundan eminim ama sıralamalar istediğiniz gibi gelmemiş olabilir arkadaşlar. Bu da dediğim gibi sınavın 2019 ayarında olduğunu gösteriyor ama insanların 2019'dan daha bilinçli olduğunu ve daha çok ders çalıştıklarını gösteriyor. Bu artık bize şunu gösteriyor. Sayısalda iyi bir sıralamaya girmek için kesinlikle 45 net ve üstü gerekiyor. 45'in üstü olmadığı sürece sayısalda iyi bir sıralamaya girmeniz çok zor gözüküyor. Eşit ağırlıkta da hukukta ben size 90 üstü yapan, ÖBP'si iyi olan bir insanın çok iyi bir puana ve sıralamaya sahip olacağını söylemiştim. Bunu Telegram gruplarımda da söyledim. YouTube videolarımda da söylemiştim. 90 civarı net yapan, ÖBP'si 60-65 civarı olan bütün arkadaşların sıralamaları eşit ağırlıkta 400, 500, 300 civarında bir sıralama olduğunu görüyoruz. Yani bu 90 net yapan kişilerin devlet hukuk kazanma ihtimallerinin çok yüksek olduğunu gösteriyor bize. Yani demek ki aslında devlet hukuk kazanmak için ÖBP'niz çok kötü değilse 90 net yetiyor arkadaşlar. Yani 90, 92, 93 net devlet hukuk için yetiyor. Bu sene yetiyorsa gelecek sene de yetecektir. Hesabınızı yaparken buna göre yapmanız lazım. Yani ÖBP'niz İyiyse yani 3 civarı, 3,5 civarı ise size 90 net yeter. ÖBP'niz kötüyse arkadaşlar yani 2,5 civarı ise size 93-94 net yetiyor. Hukuk için bunu söyleyebilirim. İyi bir ÖBP'si olan arkadaşa 90 net devlet hukuk için yetiyor arkadaşlar. Sayısal için de iyi bir ÖBP'si varsa kişinin 47-48 net arkadaşlar. Yani 50 civarı bir net yapması gerekiyor. Yani sayısalda sayısal çok iyi yapılmış. Yani ben onu gördüm.
Yani adam 55 net yapmış. Bakıyorsunuz 300'de 400'de sıralaması. Yani bu çok iyi yaptıklarını gösterir insanların. Sınavın kolay olduğunu değil, insanların iyi çalıştığını gösterir arkadaşlar. Sınav 2019 ayarında, puanlar da 2019 ayarında ama sıralamalar kötü geldi. Bu da insanların çok iyi ders çalıştığını gösteriyor. Videonun altındaki linki doldurmayı unutmayın. Tercih listesini bekleyin arkadaşlar. Birkaç güne size tercih listesi paylaşacağım. Sonra matematik tekrar derslerine devam edeceğiz. Tekrar derslerini ara vermemin nedeni bilgisayarımın bozulmasıydı arkadaşlar. Bilgisayarım bozuldu, tekrar derslerine ara verdim. Devam edeceğim tekrar derslerine. Yani 2022 matematik kamp derslerine, kamplarına YouTube'dan canlı olarak paylaşıyoruz. Ona devam edeceğiz. Öncelikle şu DGS tercihlerini bir atlatalım. Tercih listesini bekleyin arkadaşlar. Tercih videosu en kısa zamanda sizle birlikte olacak. Bizi takip etmeyi unutmayın Telegram'dan, Instagram'dan. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sıkmayın canınızı. Her şey olacağına varır. Hoşça kalın.